Müsabakanın hakemi Volkan Kırbaş yardımcılarıyla göz göze geldi, işaretini aldı ve müsabaka başladı. Haydi Tekirdağ Spor. Her iki takıma başarılar. Haydi Tekirdağ Spor'a da başarılar. Bir kere daha başarılar dileyelim. Evet. Müsabakanın daha 3. 4. saniyesinde evet. 20 numaralı Mehmet Vahit bir anda kendini yerde buldu ve müsabaka taç atışıyla başlayacak. Arnavutköy Belediyespor sağ kanattan bir hücum denemesi içerisinde top orta sahada. Ferhat'ta. Ferhat ileriye doğru gönderdi. Top defans Bektaş. 7 numaralı vuruşu. Top defansa çarptı ve korner. Şu anda Bülent sağ kanattan yine bir taç atışı kullanıyor. İleriye doğru gönderdi. Kaptan Fatih Çakır'da. Fatih Ali'yi gördü. Ali rakibine bir çalım. Sol kanatta Cengizhan Hakan'ı gördü. Hakan Enes ve top kaleci Süleyman'da. Süleyman ileriye doğru uzun bir top gönderdi. Kerem yükseldi. Top Tekirdağ Spor'larda yine Şafak gönderdi. Top taç. Evet, şu anda müsabakanın bu dakikalarında Tekirdağ Spor çarşı ve taraftarlar tribündeki yerlerini aldılar ve centilmence şu dakikaya kadar 5 dakikadır kendi takımlarını, Tekirdağ Spor'u destekleyen centilmence bir tutum içindeler ve biz de geldik, yanınızdayız. Sarı siyah diyorlar. Şu anda Bektaş'ın ileriye gönderdiği top defans tarafından kesildi. Sağ taraftan Anadolu Spor Belediye bir hücum denemesi içerisinde Deniz sağdan gidiyor. Ceza sahasındaki arkadaşlarının yerlerini almalarını bekliyor. Çok tehlikeli bir pozisyon fakat faul. Hakem düdüğünü çaldı ve Ali Rıza'nın Bülent'e yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Süleyman faul atışını kullanmak üzere müsabakanın hakemi kaleciye Süleyman'a çabuk olmasını işaret etti. Şu anda orta sahada bir top kaybı. Ferhat yine sağdan gidiyor. Topu Enes kesti. Enes topu şu anda sol taraftan Tekirdağ Spor ceza sahasına doğru gidiyor. Fakat evet, ceza sahasına girdi Enes. Fakat şutu kaleci Mehmet'te kaldı. Tekirdağ Spor'un kontratakları yavaş yavaş artmaya başladı. Kaleci Mehmet
ileriye doğru uzun bir top gönderdi. Ve top taça çıktı. Rahim hamle yapmış olmasına rağmen topa ulaşamadı ve şu anda çok tehlikeli bir geri pas olurdu. Şu anda sağ taraftan Rahim. Fakat top kaybı. Şu anda Tekirdağspor hücumlardaki kontrolleri dikkatli kullanması lazım. Zira tehlikeli oluyor. Şu anda yine Arnavutköy Belediyespor bir hücum denemesi. Ceza sahası dışından sert bir şut ve gol olmaz. Olmaz. Hiç beklenmedik bir gol. Ceza sahası dışından kaleci Süleyman yumruklayayım mı tutayım mı derken toptaki daha spor fileleriyle buluştu. Mustafa Kemal Köse. Mustafa Kemal 8 numaralı. Mustafa ceza sahası dışından bir şut ve Arnavutköy Belediyespor şu anda Tekirdağspor karşısında hiç beklenmedik bir anda 1-0 öne geçti. 20-25 dakikayı yaşadık fakat futbolda her şey olur. Daha önümüzde uzun bir ikinci yarı var. Uzun bir süre var. Bu süre zarfında Tekirdağspor'un önce beraberliği, daha sonra da istediği skorla buradan ayrılacağı tahmin ediyoruz. Oğluca stadından tekrar ikinci yarıyla birlikteyiz sevgili izleyiciler. İlk yarısı 1-0 Arnavutköy Belediyespor'un galibiyetiyle biten müsabakanın ikinci yarısı şu anda başladı. Tekirdağspor şu anda orta sahada bir ikili mücadele. Bektaş. Şafak. Hakan. Hakan Ali. Ali ceza sahasına doğru bir hücum fakat top kaybı. Şu anda sol kanattan Arnavutköy Belediyespor'un geliştirmiş olduğu atak Cengiz Han'ın hamlesiyle kornere dönüştü. Ve şu anda bir sarı kart. Sarı kartı gören futbolcu Arnavutköy Belediyespor'un ve bu arada korner atışı kullanıldı. Defans topu ileriye gönderdi ve top taştı. Evet, sarı kartı gören futbolcu Mustafa Acun. Arnavutköy Belediyespor'un 11 numaralı futbolcusu Mustafa sarı kart gördü. Taç atışını sarı karttan kullandı. Üçlü bir defans. Fakat top yine taşta. Ceza sahası içerisine doğru tehlikeli bir hamle. Şu anda sol kanatlarından ceza sahasına bir hücum. Fakat ikili mücadele devam ediyor. İleriye doğru gönderilen bir top. Haydi çok müsait bir pas. Çok müsait bir durum. Yine basit bir top kaybı. Bu top eğer Ali'ye gelmiş olsaydı Ali bomboştu. Şu anda sağ taraftan Ferhat'la bir hücum denemesi. Tehlikeli bir durum. Allah'tan top
Mustafa. Kaleci Süleyman'dan karşı karşıya. Fakat topu out'a gönderdi. Şu anda Süleyman uzun bir top gönderdi fakat defans topu uzaklaştırdı. Bir foul. Evet. Tekirdağ Spor şu anda. Arnavutköy Belediyespor kalesine doğru bir atış kullanıyor. Topun başında Kaptan Fatih. Haydi Tekirdağ Spor, bu hücumları değerlendiriniz. Ceza sahası içinde 5 Tekirdağ Sporlu oyuncu. Kaptan Fatih atış kullanmaya hazırlanıyor. Ceza sahası içine doğru gönderilen top. Ceza sahası dışından bir şut. Bülent. Tekrar kaptan Fatih'in gönderdiği top ceza sahası üzerinde. Bektaş. Elle oynama penaltı. Tekirdağ Spor penaltı kazandı. Evet, ceza sahası içerisinde elle oynama ve Tekirdağ Spor penaltı kazandı. Beraberlik şansı Tekirdağ Spor için. Ceza sahası içerisinde elle oynama. Hakem hiç tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi ve topun başında Kaptan Fatih Çakır, kaleci Mehmet yerinde. Kaptan Fatih ilk maçında ilk golünü at diyelim. Fatih geldi, vurdu ve gol. Tekirdağ Spor 1, Arnavutköy Spor Belediye 1. Kaptan Fatih ilk maçında golünü kaydetti. Tekirdağ Spor müsabakanın ikinci yarısının başından beri hep söylüyordum. Tekirdağ Spor bu tempoyla devam ederse muhakkak gol bulur dedim. Ve futbolcularımız, sarı siyahlı futbolcularımız bizleri mahcup etmediler ve şu anda beraberlik gollerine kavuştular.